Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Benim abilerim. Beter olsunlar. Benim evlatlarıma, evladım bir oğluma eve sığdırmadılar. Şu anda halen benim annem 76 yaşında. Halen de aynısını yapıyorlar. Aynısını. Etmiyorum hesabı. Sen 22 yılın hesabını... Yanıyorum ben. 22 yılın hesabını sormak üzere evet. Geldim buraya. Bulsunlar oğullarımı. Bir oğlum vardı. Şimdiki oğlum var, iki oğlum. Şu anda evlisiniz. Evet, iki oğlum var. Allah bağışlasın. Eşim, Allah size iki evlat, iki evet, erkek evlat daha nasip etmiş. Eşim olmasaydı, şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdiki eşim tek kelimeyle bunu bana söyledi. Ben seni pisliğin içinden çıkardım. Başımın tacı yaptım. İki oğlumun babası. Benim için değerli olan eşim. Benim abilerim öldü. Babam öldü. Geri kalan hepsi öldü. Sizin için mi öldü? Siz benim onları için yaşarken öldüler. Öldürdünüz. Çünkü yaşım 18 iken kaçtım. Kime kaçtınız? Mehmet Apala. Apala. Evet. Nerede yaşıyordu Mehmet Apala? Bu Gaziantep kişi mi? Gaziantep. Evet, evet. Bu kişi. Hı hı. Bu kişiyle ilk bir kez bir insanı bir görmeyle kaçılır mı? Tek bir saat içinde kaçtım. Sebebim vardı. Sebebim benim babam sebebim. Babam sebebim. Evden kurtulmak için evet, Mehmet'e kaçtınız. Bununla kaçmam için bir saatin içinde kaçmak zorunda kaldım benim babam. Açıklanabilecek bir durumsa? Hiçbir, onu açıklayamam. Tamam. Onu açıklayamam. O... Mehmet Apalak'a kaçtınız. Mehmet Apalak Gaziantep'te yaşıyor. Evet. Neresinde? Hangi köyde? Önceki ismiyle Cibekir Köyü derler. Cibekir Köyü. Şimdiki ismi? Bağlarbaşı oldu. Bağlarbaşı. Evet. Gaziantep şu anki Bağlarbaşı evet, köyünde yaşıyordu Mehmet Apalak. Evet. Kaçtınız. Evet. Sığındınız aslında. Bir nevi. Bir nevi. Ne oldu? Büyük bir hayal kırıklığı. Yani şöyle bir şeyim. Denizden kaçtım derken çamurun içine düştüm. Yapmamam gereken hatayı yaptım. Gençliğimi bitirdim. İlk bir ay iyiydik. Bu şahısla iyiydik. Ondan sonra iki ay oldu. Aç. Bir kadın aç gezmez. Evin içinde bir şey de olsun sevinir. Benim evimin içinde özür dilerim Esra abla. Bir bu vardı. Bir koltuk. Bir koltuk. Artı hayvanlarla yaşayan bir şahıstım. Geceleri boyunca böcekler, böcek, fareler, hayvanın üstündeki pireler benim vücudumdaydı. Yatamazdım sabahlara kadar. Bu şahıs hiç yani düşer yatardı. Benim kadınım aç mı? Benim kadınımın bir şeyi var mı? Yok. Sorumsuzdu. Artı kadın düşmanıydı. Bu şahıs kadın düşmanı. Neler yapıyordu size? Ben bizzat benim çocuğum 4 aylıkken ben küstüm abime sığındım. Abi bana yol göster. Kaç yaşındaydınız önce Mehmet? 18. 18'di. 18'di. Ne kadar beraber yaşadınız? Benim oğlum 3,5 aylık durana kadar bundan. Onunla beraber. Evet. Ondan sonra tamamen ipler bitti. 4 aylıkken abimin yanına gittim. Ortancılı abim bana dedi ki kardeşim. Hamilesin, bebeğin var, gitmen lazım. Bu yarı yolda gittiğimizde bana şu kelimeyi söyledi. Abin gelsin kurtarsın seni. Erkekse gelsin kurtarsın. Dönemedim. Abim yanında dönemedim. Çünkü ailenizin çıktım. Yanına gitseniz aileniz sizi kabul eder miydi? Hayır. Etmezdi. Biz de... Konuşursanız yani ismi geçecek olan herkesin söz hakkı, cevap hakkı İsim vardır vermeyeceğim. Da. Doğduktan sonra kabul etmeyen kişilere ne diyebilirim? Sen
Mehmet'e kaçtın, çocuk dünyaya getirdin. Evet. Mehmet'ten kaçıp çocukla beraber aile evine sığınmak istediğinde kim kabul sana gelemezsin, çocukla beraber dönemezsin dedi abilerin. Aynen. Üç aylık oldu, olmadı. Acım. Erkek çocuk dünyaya getirdiniz. Ben hastanebilmem Esra abla. Hastanebilmem, sağlık ocağı bilmem, yol yordam bilmem. Evin içinden dışarı çıkarmazlar. Kimseyle konuşturmazlar. Doğumu nerede yaptınız? Doğum şöyle Esra abla. Çocuk 6 aylık oldu. Kendisi bu şahısla. 6 aylık derken anne karnında mı doğum? Bende. Çocuk kendisiyle bu şahısla damda böyle gezinirken tek kelime dedi. Gel bu çocuğu doğur, satalım. Satalım. Mehmet Apalak dedi bunu. Evet, bu. Satalım dedi. Ben de dedim ki ne? Kime satacaksın? Belli bir kişi var mı? Resmi nikah da yapmadınız değil mi? Oraya da... Resmi nikah da yok. Çocuğu da istemiyor. Aslında sizden de kurtulmak istiyor. Nikah neden yapılmadığını da merak ediyorum ben de. İlk şunu merak ediyorum. Çocuk, sen hamilesin, gel bu çocuğu satalım. Evet. Sen kime satacağız? Ya da kime satmak istiyorsun dedin. Bir isim. Vermedi. O ismi bana vermedi. Sonra, ama bunu kafaya koydu. Bense kendi içimde. Eğer bu benim evladımı satarsa ileriki bir dönükte beni de satar. Ama son geçimde sana hamileyken çocuğu satalım diyen bir adam var. Sen onunla dini nikahlı berabersin. Evet. Mesela neden nikah masasına oturmadınız? Hadi imkansızlıktan olabilir de gel bir şöyle bir belediye nikahımız olsun demedi sana. Demediler ablacığım. Niye istemediler bunu? Ben anlamıyorum işte. Sadece bir imam nikahı yaptılar. Bir ay beraberliğimiz oldu. Aynı aile, anne yok. Baba, kız kardeş, erkek kardeş. Dini nikahı kimler geldi? Senin ailenden gelen benim oldu mu? Benim ailem yok. Benim ailem yok. Kendi akrabalarından geldi. Cami hocası geldi. Bu kadar. Peki sen sonrasında Mehmet gel bir nikah kıyalım dedin mi? O düşünce kalmadı Esra abla. O düşünce kalmadı. Peki bu çocuğu ya satalım diyen bir adam. Evet. Sen onun nihayetinde karısısın. Onun yani dini nikah kıydınız. Karısı olarak, onu da kocan olarak. Evet. Senin kocan sana bu teklifte bulunuyorsa? Bana her teklifle bulundu Esra Hanım. Nelerde bulundu? Benim oğlum hamileyken halasının kızını. Bu teklifi de bulundu bana. Bak bu şahıs. Adil Apa. Getir içeri. Aç oldu. Açtı. Çocuğuma bir çorap almadı. Bir mama almadı. Benim oğlum hastaneye düştüğünde benim annemle... Peki korktu mu doğum yaptığında bu çocuğu senden kaçırır, alır, verir, satar diye? Nasıl? Ya şimdi sen doğum yapıyorsun ama kafanda şu soru işareti var. Bu adam sana dedi ki bu çocuğu satalım. Evet. Doğurur doğurmaz alır çocuğu. Senin anlamadığın bir zamanda götürür başka birine verir. Bu kaygıyı, bu korkuyu taşıdın mı? Çok taşıdım. Çok taşıdım. Doğum nerede gerçekleşti? Kimler vardı? Köyün ebesi gelmiş olması lazım. Herhalde tek başınıza yapmadınız. Avukat hanım, doğumda annem, benim öz annem, öz yengem vardı abimin hanımı Gülay Altunay. Evet. O kişiler vardı. Eniştem İsmail Sakça vardı. Bu şahıs vardı. Sabah saat 5:20 geçe benim oğlum dünyaya geldi. Nerede dünyaya getirdin? Ebede. Ebeni yani... Ebenin adı Ayşe. Ayşe. Evet. Bulunduğunuz o Bağlarbaşı köyündeki Hayır, ebe mi? Hayır, Gaziantep'in içindeyiz. Gaziantep merkezdesiniz. Evet, içindeyiz. Annen var. Annem, Gülay yengem, İsmail eniştem, bu şahıs. Bu şahıs. Peki, şimdi köyden doğum zamanı geliyor. Doğum zamanı... Doğumdan kaç gün önce Gaziantep merkeze gittin? Doğumdan sonra gitmedin. Doğum... Hayır. Doğumdan kaç gün önce Gaziantep'e gittin? Ailenin yanına gittin yani. Benim oğlum 3,5 aylıkken bıraktım Esra Hanım. Onu sormuyorum hayatım. Hamilesin, doğum yapacaksın. Aynı gece gittik. Aynı gece gittiniz. Evet. Ailen mi gelip seni aldı? Aynı. Annem beni görmek için geldi. Abim rahmetli abimle. O gün geldi, o gece benim doğum sancılarım tuttu.
Eniştem İsmail araba tuttu. Annemdi, abimdi. Buydu. Yengemi gece yarısı kaldırdılar. Gülay yengemi. Bütün aile toparlandı. Evet. Peki Mehmet'le ilişkini ve evliliğini kabul etmişler demek ki. Etmedi. Etmedi. Ölen abim kabul etmedi. Niye etmedi dedi biliyor musunuz? Bana bakmıyordu. Abimin yanında bana el kaldırdı bu. Beni dövmeye kalktı. Ebe Ayşe'yi hatırlıyor musun? Şimdiki bir sima. Bir sima olarak aynen, hatırlıyorsun. Aynen bir sima. Sana doğumu yaptıran Ayşe Ebe. Evet. Ailen, bütün aile fertlerin yanında. Evet. Doğumu gerçekleştirdikten sonra nereye geri döndün? Anneme. Annem bizi aldı eve getirdi. 1,5-2 ay kadar. Kimin evine? Annemin, babamın evindeyiz. Babanın evindesin. Evet. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.